Beyin sizin bir organınız değil ki. Siz beynin biyolojik robotusunuz. Titiz, mükemmelliyetçi yapı. Ev böyle olacak, koca böyle olacak, çocuk şöyle duracak falan gibi. Timsah fotoğrafından korkuyorsan fobim vardır. Odada timsah varsa korkabiliriz. Merhaba sevgili izleyiciler. Merhaba Güzel misiniz Kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalıştığımız bir video daha bir yerdeyiz. Anksiyete videolarımızdan devam ediyoruz. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Anksiyete bozukluğu olan bireylerde günlük yaşam etkilenir? Anksiyete ruhun ağrısı e, tek başına bir hastalık olabileceği için anksiyete bozuklukları, posttraumatik stres, yaygın anksiyete bozukluğu gibi paranoyanın, psikozun, afektif bozukluğun, depresyonun sonucunda da görülebilir. Hem altta yatan anksiyetenin altında yatan hastalık hem anksiyetenin kendisi kişiyi müthiş etkiliyor. Bunu ev ortamı, iş ortamı, sosyal ortam ve işlevsellik diye ayırırsam ev ortamında uyumsuzluk, rol model olarak yapması gerekenleri yapamama. Eş olarak, baba olarak, anne olarak. Bundan kaynaklanan hem karşı tarafın yükünün artması, çatışmanın artması hem bundan dolayı çok ciddi bir suçluluk duyuyorlar. İşe yaramıyorum diye. İş yerinde işlev kayıpları oluyor. Çünkü ayağınıza çivi batırsam, üçer üçer say desem yapamazsınız. Fiziksel ya da ruhsal anksiyete ilk önce dikkati, işlevselliği etkiler. Bu nedenle İş yeri verimi düşüyor, okul verimi düşüyor. Dikkat kaygıda çünkü değil mi sürekli? Kaygılandığınız konuda ölüm korkusu olabilir, paranoya olabilir ya da sınav olabilir. Daha bir sürü sınav yeni geçti ve daha da olacak. Her sınavdan sonra ben çok üzülüyorum. Bir yıllık hazırlık yapıyorlar. Sınavda kusanlar, ağlayanlar, donup kalanlar, tamamlayamayanlar, huzursuzluktan çıkanlar gibi. Çok kolay halledilebilecek, yani neredeyse bir saat önceden halledebileceğimiz kaygılar çok büyük sorunlara neden oluyor. Konunun dışına çıkmak istemem ama mesela o kaygı sadece o günde mi az yoksa o bir sene boyunca sınava hazırlanırken zaten bire kay birey kaygılı değil mi? Zaten kaygılı. Yani sınav kaygısı bizim okullarımıza, bizim toplumumuzda kullandığımız bir kelime. Performans anksiyetesi diyelim buna. Bu kişiler zaten ya obsesif kompulsif yaygın anksiyeteleri var. Zaten yatkınlıkları var bu kişilerin. Sınav, beklentiler bunu daha çok arttırıyor. Sosyal olarak kişi izole oluyor üçüncü alanda. Misafirliğe gidemiyor, toplantılara katılamıyor. Bir iş adamıysa sözleşmelerini, anlaşmalarını yapmaya gidemiyor. Ve bu anksiyeteyi, bu, bunlar anksiyeteyi daha da arttırıyorlar. Çünkü bizi besleyen aslında ilişkilerimiz, işimiz, pek çok şey. Kendime olan güvenim azalıyor, işimde kazancım azalıyor, çatışmalarım artıyor. Bu benim anksiyetemi daha da arttırıyor. Peki bunu gerekçelendiriyoruz da değil mi? Yani mesela e, sosyal ortamma gitmiyoruz ama diyoruz ki karnım ağrıyor o yüzden gelemiyorum. Bunu akla uygunlaştırabiliriz. Kendimizi de kandırabiliriz, başkalarını da kandırabiliriz ama zaten... Ama semptomlar gerçek değil mi? Semptomlar gerçek. Yani beyin sizin bir organınız değil ki. Siz beynin biyolojik robotusunuz. O anında ishal de yapar, Ürtikeriniz de olur, saçınız sakalınız para gibi dökülür, kabız olursunuz, gazınız olur, yani bir sürü şey olabilir. Bu yüzden aslında bu kişi bunları yaşıyor yani. Bahane değil. Bahane, hayır, değil. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim, yani kalp krizi geçiren birin bu kadar kaygı hissetmez. Ama panikteki kişi, kalp krizi geçireceğim diye düşünen kişi inanılmaz yaşıyor bunu. Bu yüzden bence daha önemli. Yani bir insan öyle yaşamamalı. Hani kalp krizi geçirirsiniz, fark etmezsiniz, dank ölebilirsiniz. Baba rolündeki ülkemizde de erkek olmanın bazı artı yükleri de oluyor sanki. Baba rolündeki biri kaygılıysa aile içindeki anksiyetesi nasıl tariflersiniz? Erkekler daha çok içe kapanıyorlar. Kendini kapatıyor erkekler sorunlarda. Düz düşünen yaratıklarız biz. Yani kadınlar gibi karmaşık çok düşünmüyoruz. Erkekler yardım da istemiyor. Bir erkek genellikle bana geliyorsa ya karısı ya annesi tutmuş elinden getirmiştir. Bunu bir yetersizlik gibi algılıyorlar. Sadece baba olarak değil, bir erkek olarak yetersizlik gibi algılıyorlar. Ve bu anlamda bence daha çok kırılıyorlar. Ve hele hele performans isteyen bir işleri varsa, bir hukukçuysa, bir öğretmense bu anlamda ciddi hırpalanıyorlar. Erkeklerde belki şunu daha net söyleyebilirim. İşlev kayıpları ve kendilerine olan güvenleri daha hızlı gidiyor. Kadınlar daha çok yardım istiyorlar. Daha fazla karmaşık düşünebiliyorlar. Kompansatuar mekanizma diyebileceğim telafi edici mekanizmaları daha iyi kullanıyorlar. Yani dertleşiyorlar, birlerini çağırıyorlar, annelerini çağırıyorlar, ona gidiyorlar. Hani bunu çok komşularıyla takılıyorlar. Agorafobisi var. 5 yıl apartmandan çıkmadan yaşayabiliyor. Komşuya kahveye gidiyor, o öbürüne bir şey aldırıyor vesaire. Çok iyi kamufle edebiliyorlar. Erkekler öyle değil. Erkekler kapanıyorlar. Kadınlar gibi manipüle edemiyorlar. Olayı düzenleme konusunda daha beceriksiziz. Ama kadınlarda da şöyle bir ülke ülkemizde anneye ve eşe, kadın partneri çok atıflar var. İşte iyi yemek yapmalı, Dürüst olmalı, çalışkan olmalı, çocuğunun okulunu takip etmeli. Onun da sorumluluk alanı geniş. Ve elalemcilik de çok giriyor alanımıza. Bu da bir kaygı vesilesi değil mi? Elbette. Yani Türk toplumunun sürekli birbirini izlemesi inşallah vazgeçici bir alışkanlık. Türkiye'de hem kadının hem erkeğin toplumsal cinsiyet rolleri açısından yükü çok ağır. Yani Türkiye'de kadın olmak çok zor, erkek olmak da çok zor yani kadınların sokakta dayak yiyen her kadın öldürülen her kadın diğer erkeklerle de sıkıntı yaratıyor. Çünkü potansiyel bir suçlu gibisiniz. Yani ben sokakta işte tenha bir sokakta karşıdan kadın gelse kaldırımda yolumu değiştiriyorum. Kadın rahatsız olmasın diye. Çünkü haklı da ama ben de huzursuz oluyorum. Zaten bu böyle vandalizmin olduğu, bu kadar ilkelliğin olduğu toplumlarda Erkekler de mutlu olmuyorlar, kadınlar da mutlu olmuyorlar ve bu anksiyetini arttıran bir şeydir. Evet, Türkiye dünyadaki en mutsuz ülkeler arasında. Baktığınız zaman en mutsuz ülkelere işte Kenya, Uganda, Afganistan, Pakistan gibi kadının ve erkeğin tek başına cinsiyet olarak mutlu olması mümkün mü? Atatürk'ün dediği gibi toplumun yarısı yeri zincirliyken diğeri nasıl yükselecek yani? Böyle bir şey olamaz. Anksiyete de bu var yani. Az önce değindiğiniz bir kelime vardı. Suçluluk. suçluluk. Suçluluğu açar mısınız? Şimdi... Bir hastalığı değerlendirirken 3D artı işlevsellik diyoruz. Duygulanım, düşünce içeriği, davranışlar ve işlevsellik. Yani psikiyatri bu 3D üzerinden kişiyi değerlendirir. Düşünce içeriği hem depresyonda hem kronik anksiyetede özellikle değersizlik, işe yaramama ve suçlulukla örülüdür. Çünkü görevlerini yapamıyor, beklenenleri yapamıyor. Doğum sonu da bebek hüznü bile olsa işte emziremiyorum eşlik görevimi yapamıyorum, işte karnım çatladı, akıyorum, kanıyorum, kokuyorum falan gibi aslında doğal fizyolojik olayları bile kendine bağlayıp kendini yetersiz, değersiz ve suçlu hissediyor insanlar. Zaten kronik anksiyete mutlaka tükenmişlik depresyonu getirir. İlla panik olmaz her zaman. Bir süre sonra tükenirsiniz ve depresyona girmeye başlarsınız. Bu ister o kahveden kaynaklansın, ister başka şeylerden kaynaklansın. Zaten kişi der yani işte suçluyum, değersizim, işe yaramıyorum, herkese yük oluyorum. Peki hani ne oldu takıntılar vardı altı önce? Hocam onları yapacak enerjim yok derler. Yani. Var ama o düşünceler yapamıyorum da tükenirler insanlar. İzleyicilerimiz de kendilerinde benzer semptomları fark edeceklerdir. Anksiyetesi olan bireylerin en tahammül edemediği duygulardan biri ya da hissedişlerden biri de belirsizlik. Belirsizliğin önüne geçmek için de sanırım aşırı kontrol ihtiyacı devreye giriyor aşırı kontrol ihtiyacı ile mi, anksiyete belirtileri nasıl ilişkilendirilebilir? Şimdi bir afektif yapı ama bu bipolar, unipolar gibi düşünmeyin. Yani çabuk duygulanan, çabuk sevinen, çabuk üzülen, empati yetenekleri çok yüksek insanlar. Yani televizyondaki haberden bile etkilenen insanlar takıyorlar söylenenleri, olanları, yapılanları hafif bir alınganlıkla birlikte büyütüyorlar ve takıyorlar, kuruyorlar. Bir böyle bir takma takıntılılık var. İkinci anksiyetedeki en önemli grup obsesif kompulsif kişilik. Bu da illa obsesif kompulsif bozukluk gibi düşünmeyin. Sürekli elini yıkayan, plakaları sayan vesaire gibi düşünmeyin. Titiz, mükemmeliyetçi yapı. Ev böyle olacak koca böyle olacak, çocuk şöyle duracak falan gibi her şeyi kontrol eden checklist insanları bunlar kontrolü kaybettiklerinde belirsizlik olduğunda, bir ameliyat geçirdiğinde, deprem olduğunda herhangi bir sıkıntı olduğunda ciddi anlamda kaygıları artıyor o belirsizlikle beraber e, siz bunu garantiye alamazsınız hayatın içinde hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz aslında nasıl bir yanılgı değil mi? kesinlikle yani hatta hayatı güzel yapan şey bu yani belirsizlik ben Belirsizlik yani. Şimdi bazen sevgili izleyiciler yanlış anlamanızı da istemem. Ben de bir yaygın anksiyete bozukluğu olan bir insan olarak konuya biraz daha içlenerek, vah vah diyerek bazen sorularımı yöneltiyor olabilirim. Bu konunun dışında olduğum için değil. Bu arada Sedat Hocam siz kaygılanıyor musunuz? Elbette belli bir doz kaygı insanın ayakta durabilmesi için. Yani böbrek üstü bezlerin belli bir miktar adrenalin salgılamalı ki bir ara konuşmuştuk bunu. Varoluşsal anksiyete vardır. çıkalmamak için çalışıyoruz. İşte evde kalmayacağım diye kendimize bakıyoruz. Ne bileyim eğiteceğiz diye bir şeylerden kaygılandığımız için harekete geçiyoruz. Bunun dışında patolojik kaygım oluyor mu? Elbette. Panik atak yaşadınız mı mesela? Sevgili Leyla Zileli rahmetli hocam anksiyete hastalarımız ne çekiyor gör, göründüğü. Akatizi çok benzer. Nörodol yutturmuştu bana. Harika. Akatizi e, gelişti. Nörodol'un bir yan etkisidir. Çarpıntı Kendimi mı? Cam, cam, yerinde duramıyorsunuz patlayacak gibi oluyorsunuz. Kendimi camdan atmak istedim. Yani korkunç bir şeydir. Zaten onu yaşadıktan sonra empatiyi çok rahat kurabiliyorsunuz. Kimse bunu yaşamak istemez. E, kimsenin bunu yaşamaması da gerekiyor. Ama bunun dışında ben anksiyete... Çok fazla anksiyetemi hissetmiyorum. Artık yıllardır bunun eğitimini vere vere. Benim kaygım olduğunu ben sağ elim ve ayağımdaki döküntülerimden anlıyorum. Yani ciddi ciddi döküntüler oluyor. Şubat depreminden sonra 3 ay falan geçmedi mesela. Nasıl üzüldüysem artık. Olay anında da üzülmüyorum ama sonrasında da kaygılı olduğumu tahmin ediyorum. Tekrar tekrar geliyor. Bir de fark ettirmeyen biriyim ama obsesif kompulsif kişiliğim olduğunu düşünüyorum. Fark ettiriyorsunuz hocam. Fark ettiriyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> yani hastanın iyileşmemesi, bir kaydının alınmaması yani... Kafamda dönüp duruyor yani hani birileriyle yaşarken yani dürtülerek ve Abdullah kim falan diye uyandırıldım falan bilirim yani. <laughs> Çünkü çıkmıyor aklınızdan. Peki Bütün kaygılarım oluyor. Başka bir psikiyatrist hani mesela belki de sizin mesleğiniz gereği elinizdeki döküntüyle algılıyorsunuz. Siz bir hasta olarak psikiyatriste gitseniz elinizdeki döküntü anksiyete yaşadığınızı belirten bir semptom mudur? Dediğim gibi yani beyin her şeyi yapabilir. Her türlü kaygıyı yapabilir. Yani kaygı Geri... çok geniş, onu demek istiyorum. Evet, evet değil çok ben? geniş. Yani ama hastalık anlamında yeni mezun olduğumda ve bir ayrılık döneminde kısa bir depresif atak geçirdiğimi sonradan fark ettim. Asistanlığımın ikinci yılında da kendim fark ettim. Nasıl anladım? Hep de anlatıyorum ya, uykuda kırılma olur diye. Evet. Gece vakti sıkıntıyla uyanmalarım başladı. O zamanlar sevgili Aytekin Özşahin hocamız kürsü başkanıydı. Ya da o zamanlar sevgili Aytekin Özşahin hocam güvendiğimiz bir hocam. Hocam ben galiba depresyona girdim dedim. Anlattım. Tamam Sedat bunu kullan, bunu kullan dedi. 3 ay kadar antidepresan, arada böyle hafif bir sakinleştirici alıp toparladım orada. ay kadar önce hafif bir distimik birkaç arkadaşım ardarda ölünce dönem geçirdim ve Şubat sonrasında da depremi sonrasında da çok sıkıntım arttı. Ben de kendime biliyorum bu işi deyip bu sefer sormadım kimseye. Başladım kendime bu propiyonu gidiyorum öyle. Peki hocam kaçınmaya biraz değinebilir miyiz? kaçınma nedir? Kaçınma davranışı, tedavi nasıl etkiler? Kaçınma bir yani panik bozuklukta ya da anksiyete bozukluğunda beklenti anksiyetesi olan insanlarda anksiyeteye girecekleri yer, zaman, durumla ilgili yani asansöre binmek, akşamın olması, eşinin eve gelmesi yani evlilik kaygısını çok arttırıyordur. Bir, burada kaçınmaları olabilirler. Bu tip davranışları yapmazlar. Bu bir kaçınma olabilir. Kaçınma arttırıyor ve kişiyi giderek daha izole ediyor. Bu hastalıklar canlı ve sizin davranışlarınızdan beslenen hastalıklar. Hani asansöre binmiyorsun, bir süre sonra kapalı mekana gidemiyorsun, bir süre sonra evde yalnız kalamıyorsun, bir süre sonra yatağından çıkamıyorsun, bir süre sonra yatağından çıkmıyorsun, de birisi elini, elini tutması gerekiyor filan. Yani bu yüzden tedavi olunmalı ve bunun üzerine gidilmeli. İkinci kaçınma davranışı da bu kadar belirli, özelleşmiş değil ama kişi farkında olmadan belki farkında olarak da olabilir ama mesela sosyal fobisi var. Öğretmen müdür yardımcılığı önerilecek çok iyi bir öğretmen ama toplantılara katılacağım, işte milli eğitime gitmek zorunda kalacağım. Bunu kabul etmiyor. Ya da kendini indirgiyor, devalue ediyor ve olması gereken yapabileceği potansiyelin altındaki işlere, altındaki konumlara razı oluyor. Haklı da oluyor. Çünkü bir şey oluyor bir toplantı oluyor, bir performans gerekiyor. Orada mahvoluyor yani. Kusuyor, ter, donup kalıyor. E, yurt dışından gördüğüm bir e, çok başarılı bir mühendis. Geçtiğimiz haftalarda şeyi konuştuk yani. E, ben tedavi almaya başladığımdan beri toplantılarda, ekibin işinde kendimi tam anlamıyla potansiyelimi gösterebiliyorum. Hele hele gitmeden işte, işte alırsam proponörlüm şunu bunu anksiyete eğitimleri verdik ona. Atak eğitimleri. İnanılmaz verimli oluyorum dedi. Şimdi bu aradaki fark bu. Öbürsünde o mesela bir timde görev almaktan projeler halinde çalışıyorlar ve her projeyi bir ekip, bir tim sürdürüyor. Orada ekip lideri olmaktan kaçınan biriydi. Bu da bir kaçınma işte. Çünkü yapamayacağını düşünüyor. Bu özellikle çok gürültülü semptomları olmayan kişilerde çok belirgin ki insanların çoğu böyledir. Yani çoğu psikiyatrik hasta hani örümcek fobisi, asansöre binemiyorum, panik bozukluk gibi tek bir alanda böyle aman tanrım falan değildir. Tam tersine belli belirsiz ama hayatın her alanında mızır 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 bir sürü şey vardı. Biraz çekingenim de onu yapamıyorum da böyle kaygılıyım da falan gibi. Hani böyle belirsizlik anlamında kendini giderek indirgiyorlar ve potansiyellerinin çok altında kalıyor insanlar. Buna çok üzülmüşümdür hep. Burada fark galiba mesela müdür yardımcılığından örnek verdiğiniz için söylüyorum o teklifi kabul etmediği için mutluluk olmadığıyla ilişkili. Evet ben müdür yardımcısı olmak istiyorum. Dediği noktada herhalde bir yardım arayışına giriyor. Yoksa olmadığı için normal öğretmen olarak devam ettiği için mutsuz mu? Hepsi olabilir. Burada önemli olan aslında sizin bir normalden daha farklı bir kaygı seviyesinde olmanız nedeniyle yaşamınızın buna göre düzenlenmesi. Farkında olarak ya da olmayarak, bunu daha somut obsesyon örneğiyle vereyim. Şimdi obsesif kişinin bazıları bunun çok farkında değiller. Zannediyorlar ki hayat böyle. Herkes kendileri gibi titiz. Fakat bu kişi, bir kadından örnek vereyim, anorgazmik oluyor. Çünkü eşi mutlu mu diye eşini izliyor. İlişkiye katılmıyor. Misafirliğe gideceği yerlerde farkında olmadan, terli içi, ayakkabıyı içeriye çıkaranlar, dışarıya çıkaranlar diye ayrımlar yapıyor. Bu çok farkında olmayabiliyor bunu. Renk körlüğü gibi. Bu çok verim kaybı. Çünkü iyileşen hastalardan çok sık duyduğum bir cümle var. Hocam hasta olmadan önceki iyi halimden de iyiyim. Evet. Yani ben aslında 10 yaşımda da hastaymışım. Üzerimde bir şey leke olurdu. Hemen çıkarmak isterdim filan. Yani aslında ben oralarda ders çalışırken çok uğraşırdım masa düzeniyle. Ve çok zaman kaybederdim. Belli gömleği giymeden, belli kalemi kullanmadan sınava girdiğimde çok huzursuz olurdum. Yani orada da bunlardan kaçınıyorlar. Ve çok verim kaybediyorlar. Dünyada en çok verim kaybettiren, engellik yapan hastalık depresyondur. Dünya Sağlık Örgütü kurulduğundan beri ilk ondaki 3 hastalık psikiyatriyle ilgili. Bu korkunç bir verim. Yani düşünün. 40 yaşındasın, toplu taşıma kullanamıyorsun, bir sürü şey yapamıyorsun. Yani 25-30 yılın %40 verim kaybıyla gitmiş. Bu baktığınız zaman müthiş bir rakam aslında yani. Bunu maaş deyin, hayattan tad alma deyin, sosyalleşme deyin, ne derseniz deyin. Bunun, bu çok korkunç. Görünmüyor da. Yani ayağınız kopuk olduğunda gözüküyor. Neden bunu yapmadın dediğinde zaten bu bilinç olsa psikiyatrinin en zor tarafı bu. Hastalarda çok sık kullandığım bir metafor var. Hangi hastalık olursa olsun. Seni alsak, zaman makinesine bindirsek, 6 ay bir yıl öncesine götürsek sen kendine böyle değişeceğini ve böyle olacağını anlatabilir miydin? Hayır anlatamam der hastalar. Çünkü bunun böyle olacağını ben de bilmiyordum. Ben bunu karakterim, herkes böyle zannediyordum der. Diğer taraf da yani şöyle hani bahsettim az önce anksiyete hastasıyım diye kimse böyle değil. Ben böyleyim de var. Biliyor musunuz? Bu suçluluk kısmında var. Yani niçin, niye ben böyleyim? Niye ben bunu hasta, yapamıyorum? Şimdi hastalığını gizleyebiliyorsa bunu söylemiyor. Ki çoğu insan obsesif bunu gizler. Yani hafifse, hafif orta seviyedeyse bunu gizleyemediğinde işlev kaybı, ailenin, çevrenin, işinin beklediği işlevselliğin altına düştüğünde ve bunu yapamadığında artık, beklenenleri yapamadığında o zaman suçluluk başlıyor. Çünkü herkes üstüne gidiyor insanın. Sen kendinin doktoru ol. Topla kendini. Konuşmuştuk bunları. Bu ne demek? Sen Biz kendimizin doktoru oluyoruz. Kendimizi kontrol ediyoruz. Sen edemiyorsun. Beceriksizsin demek. Sedat Hocam hatta şöyle hani biraz insan kendini de fark ettikten sonra bakıyor mesela ben iskeleden denize atlayamam. Atlayamazdım. Hı, hı E, bakıyorsun herkes patır patır atlıyor. Böyle bir suçluluk gibi. Ya bunda korkulacak bir şey yok. Neden her şeyden korkuyorsun? Neden her şeyde kötü senaryo koruyorsun? Ben yani, yapamıyorum. İskeleden herkes atlayamayabilir. Yani şimdi Antalya'da falan önümüzdeki hafta uçurum dalıştı, atlayıştı. Ben yapamam. <laughs> hani bundan korkmak değil ama sorun. Yani timsah fotoğrafından korkuyorsan fobim vardır. Odada timsah varsa korkabiliriz. Farkındalığınız var. İş yerinde bir toplantı olacak. Aa saat bunda toplantı varmış deyip şen şakrak giden insanları gözlemleyip kendindeki kaygıyı da gözlemleyip niye ben böyleyim suçluluğu yaşamak. Ama bu illa hastalık olmayabilir, anksiyete olmayabilir. Yani adını hatırlayamıyorum ama çok tatlı bir hanımın çok kendi iyi ifade ediyor. Affedersiniz içe dönük diye bir kitabı var. İçe dönük bir yapınız olabilir. <laughs> kaygı bozukluğunuz olabilir, kişilik yapınız, şizoid kişilik olabilirsiniz. Buradaki farkındalığı bu bir klinik psikolog olabilir, psikiyatrist olabilir, danışırsınız, kendinizi tanımlarsınız. Anksiyete oluşturmayacak bir yaşam biçimi kurabilirsiniz. Bunlar tercihtir. Yani işlevselliğinizi öyle seçersiniz ki içe dönük bir yapıdaysanız çok kolay kod yazarsınız. Çok güzel deniz fenere bekçi olursunuz. Çok güzel kutup çalışmalarına katılırsınız. Çok hopidi hopidi biliysen turizme gireceksin. Empati yeteneğinin yüksekse hemşire, doktor, bir pazarlamacı olacaksın. Ama içe dönük bir yapım varsa bu tekrar söylüyorum. Yani bu da olabilir bakın. Hani kaygılı birisinizdir. Ya ama ben böyle biraz da şizoid, çok içe dönük bir yapınız vardır. Dersiniz ki ben hoşlanmıyorum. Yani kalabalığa zorlasam girebilirim. Sakinleştirince alınca girebiliyorum. Ama hoşlanmıyorum. Ben böyle kalacağım. Ve kod yazacağım. Hastanenin Resepsiyonunda değil de danışmasında değil de arşivinde çalışacağım dersiniz. Hatta pek çok insan, bende dahil, 40'ından sonra, 50'inden sonra hayatında sadeleşmeler yapar, huzursuz edenleri çıkarır. Biz de bunu öneririz zaten. Ama bu farklı. Yani anksiyetinin psikiyatrik hastalıkların işlevselliği kaybettirmesi fark edilir seviyede ve sizi aşağı çekecek seviyede oluyor. Yani kişi içe dönük bile olsa, arşivde dururken de panik geçiriyorsa evet artık bu bir sıkıntıdır yani. İşlev kaybı vardır. Demiştim ya. 3D de artı işlevsellik. Hı. Sedat hocam anksiyetem depreşti. Ben biraz yoruldum. <laughs> <laughs> tamam. Ya yani biliyorsunuz bu hastalık da kendini hatırlatıyor yani. <laughs> Sevgili <tedavi> izleyiciler. <laughs> bir sonraki videoda buluşmak üzere.